Selamün aleyküm arkadaşlar. Dilerim sağlığınız, huzurunuz yerindedir inşallah diyerek Ören Bacı'ya hoş geldiniz efendim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar huzurlarınıza yine keçe taban üzerine örmüş olduğum yarım panduf veya bot tarzında olan model ile geldim. Süslemeleri bu şekilde yaptım. Sizler dilediğiniz, istediğiniz süslerle yapabilirsiniz. Ben 3 renk kullandım arkadaşlar. Evet. Üst kısmını krokodil modeli kattım. Yine keçe taban dediğimiz gibi 36-37 numara üzerine yaptım arkadaşlar. Bu arada keçe tabanımı ben Buğra Gönen'den sağlıyorum. Kendisine buradan kucak dolusu sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Çok esnek ve ekonomi arkadaşlar. Tavsiye ederim. Kendisine Face'ten veya Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Buğra Gönen tabanlık yazmanız yeterli. Evet arkadaşlar, kullanmış olduğum tığım 2 numara. Numara çiçeklerin altında kaldığı için görünmüyor. Hiç sorun değil. Evet, tığımızı da söyledik. Şimdi tabanımızın tarifine geldik. Diğer videolarımda bu tür model üzerine çalışmalarım var arkadaşlar. Örme tekniğimiz aynı. Fakat ben şu taban kısmına bakın böyle bir kavis yaptım. Bir sırada beyaz gittim. Daha güzel, şık olması için. Evet. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi diğer videolarımda var modelimizin yapım aşaması ve dolum kısımlarını ben sizlere anlatmak istiyorum. Bakın, burun kısmında arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burun kısmında 7 deliği 4 defa doldurdum ve sağ soldaki yanlarımı da her bir deliği ikişer defa battım ve topuk kısmına da bakın şu kısım 1 2 3 4 5 6 topuk kısımda da 6 deliğe 4 defa battım. Sonra keçe tabanım yine kendime doğru çevirdim. Her bir zincir aralarına, yani saç örgüsü gibi görünen zincir aralarına çakmaz sık iğne doldurdum. Bakın. Ve iki sıra yine çakmaz sık iğne gittim arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Evet. Şimdi modelimizin, pardon, şu kavis kısmının tam ayarlamamız için modelimize başlayalım. Ya Allah ya Bismillah diyerek. Evet arkadaşlar, ipimi iyice sabitledim ve tabanımı elime aldım. Bakın şu aradaki hemen köşedeki şuraya ipimi sabitliyorum. Sabitledim. İpim arkada kalsın. Hiç sorun değil. Hemen yine bakın biraz daha yakın olalım. Tığımın üzerine ipimi aldım. Hemen önümdeki, bak bakın önümdeki hemen birinci sırada yapmış olduğum çakma sık iğnemin arasına batıyorum. Tekrar tığımın üzerine aldım. Önümdeki yapmış olduğum birinci sıradaki sık iğnemin arasına batıyorum. Tekrar bu şekilde. Evet. Bu sıramızda bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Modelimizin alt kısmındaki kavisi vermek için. Evet. Bakın. Tığımın üzerine aldım. Bakın, yukarıdaki sık iğneyi değil, hemen onun aşağısındaki yapmış olduğum birinci sıradaki sık iğnemin arasına batıyorum. Evet. Bu şekilde sıramız devam edecek arkadaşlar. Çünkü
Bakın modelimiz yavaş yavaş belirli hale geliyor. Evet, sıra sonuna kadar örüp tamamlayıp ipimizi koparmadan karşı tarafa bağlayalım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar örüp gelelim. Evet arkadaşlar, sıra sonumuzu da yapıp geldik. Şimdi hemen karşıdaki tepeye batıp kaydırma tekniği ile birleştiriyoruz. İpimizi sorun etmeyelim. Modelimizin bitiminde içe doğru alır saklarız. Hemen diğer pembe rengime geçiyorum. Daha önce bağlamıştım arkadaşlar, kolaylık olsun diye. İyice dibe kadar diğer ipimi geçirdikten sonra iki zincir çekiyorum. İki zincir çektikten sonra arkadaşlar yine aynı yere trabzan yapacağım. Bu sıramızda, pardon arkadaşlar, çok özür dilerim. Keçe tabanımızı kendimize doğru çevireceğiz ve hemen aynı yere trabzan yapıyoruz. Bakın yine bu defa şu zincir gibi görünen, yani saç örgüsü gibi görünen modelimizin şu ilmek aralarına her birine birer trabzan yapacağız. Evet, bu sıramız da bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Yavaş yavaş modelimizin kurulumuna geliyoruz. Evet, tığımın üzerine aldım. Bakın hemen saç örgüsü gibi görünen zincir aralarına batıp birer trabzan yapıyorum. Evet arkadaşlar, bu sıramızda bu şekilde dönüp başlama noktamıza gelip buluşalım. Evet arkadaşlar, başlama noktamıza da geldik ve tepeye batıp kaydırma tekniği ile birleştirdik. Tekrar iki zincir çektik. Bu beyaz ipimizi şöyle bir çekersek şu aradaki görünen beyaz kayboluyor. Evet arkadaşlar, hemen bakın önümüzdeki trabzanımızın ön kısmından alıp yine tek trabzan yapıp bu defa arka kısımdan alıp yine bir trabzan. Yani bir önden trabzan yapıyoruz. Bir de arkası. Evet, bu şekilde modelimizin temelini kuruyoruz arkadaşlar. İkinci sıramızda burun kısmından başlayacağız kesmeye. Evet arkadaşlar, bu sıramız bu şekilde. Dediğim gibi daha önceki videolarımda panduf yapım aşamaları, babet aynı. Yapım aşamalarımız hep aynı arkadaşlar. Bakın kavisimiz de oluştu. Bir sıra beyaz gittik. Önce iki sıra sık iğne gittik. İki sıra sık iğneden sonra zaten beyaz kısmını göstermiştim. Evet arkadaşlar, birinci sıramızı, bakın modelimiz yavaş yavaş belirli olmaya başladı. Bu şekilde göstermiş olduğum gibi örüp tekrar sıra başına kadar gelelim ve orada buluşalım. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldik. Bakın hemen tepeye batıp yine kaydırma tekniği ile birleştirdim. İki tane zincir çekiyorum. Yine tığımın üzerine alıp önümdeki, öndeki olan şeritime batıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıp bu defa modelime devam ediyorum. Yani öndeki aldıklarımı önden, arka kısımdan aldıklarımı arkadan alıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, daha önceki videolarımda bu modelimin yapım aşamaları var. Panduf ve babet üzerine yapmış olduğum model. Evet, bakın modelimizin ikinci sırasındayız. Evet arkadaşlar, bu şekilde, pardon,
Tığlar yanımda olduğu için arkadaşlar ben şimdi fark ettim. Çok özür dilerim. Tığlar biraz bol olunca. Evet. Bakın. Öndeki şeridime batıp hemen bir trabzan yaptım. Ve yine arkadan alıp trabzanıma devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde burun kısmına kadar örüp gelelim. Evet arkadaşlar, burun kısmına geldik. Burun kısmına geldiğimizi nasıl ve nereden anlayacağız arkadaşlar? Bakın, şu orta kısım. Ortanın sağ tarafındaki hemen ikinci dolunumun üstü olmuş oluyor. Hemen yine modelime devam ediyorum. Ve 2 ilmeğim var. Tekrar tığımın üzerine alıp öndeki şeritlerden alıyoruz arkadaşlar. Arkadaki şeritlerden almıyoruz. Tekrar tığımın üzerine aldım. Yine öndeki şeritimi aldım. Bakın 4 tane ilmeğim oluştu. Hepsini bir aldım. Tekrar tığımın üzerine alıp arka ilmekten aldım ve yine modelime devam ediyorum. Evet. Modelimizin ilk birinci kesim aşamasını gerçekleştirdik arkadaşlar. Yine başlama noktamıza kadar modelimize devam edip geliyoruz. Ve tekrar başlama noktamıza geldikten sonra tekrar modelimize devam ediyoruz ve burun kısmına gelelim. Orada buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burun kısmımıza geldik. Ben bu arada yine tığlarımı karıştırdım arkadaşlar. Dediğim gibi tığlar bol olunca biraz hemen şu yanı başıma koyuyorum. O yüzden karışıklık oldu. Kusura bakmayın. Bu arada tığım da tam uyum sağlamış. Evet arkadaşlar, şimdi yine tekrar burun kısmına gelip kesme işlemine başlayacağız. Bakın, şu ilk kestiğimiz sıra hemen tekrar modelimize devam ediyoruz. Kesmeye bir tane şeritimiz kalınca bakın hemen ikinci kesimimizi de gerçekleştirelim. Tekrar bakın bir tane arka kısmından kalıyor. Hemen şöyle uçtan taktırmayalım arkadaşlar. Mümkünse biraz dipten alalım ki kesimimiz net olsun. Bakın 3 ilmeğim oldu. Tekrar arkadaki şeridimi almıyorum. Öndeki şeridimden alıp tığımı çıkardım. Bakın 4 tane ilmeğim oluştu. Ve tekrar hepsini bir aldım. Tekrar tığımın üzerine aldım. Hemen arka kısımdan örerek modelime devam ediyorum. Evet. İkinci kesimimizi de bu şekilde yapmış olduk. Dediğim gibi arkadaşlar, bu modelimizin yapım aşamaları panduf, babet diğer videolarımda mevcut. Evet, yine öreceğiz. Bu şekilde modelimize devam edeceğiz ve tekrar burun kısmına gelince arkadaşlar, arka kısmını da ördükten sonra hemen birinci şeritimizden alıp az önceki gösterdiğim gibi kesmemizi gerçekleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar, ben pempeden daha net yakın olalım. Şu ilk kesim olduğu bölüm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra pempeden örüp geleceğiz. Modelimizde arttırma yok, azalma yok. Sadece burun kısımdan az önce göstermiş olduğum gibi kesimlerimizi gerçekleştireceğiz. Evet, 8 sıra tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pardon, 7 sıraymış. 7 sıra pempelerden örüp gelelim. Ve pempeyi bitirdikten sonra diğer beyaz rengimize geçeceğiz. Beyaz rengimizde buluşmak üzere diyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 7 sıramızı da oluşturduk. Hemen pembe ipimizle
Kaydırma tekniğini kullandık. Hemen diğer beyaz ipimize geçiyoruz. Ben bağladım. Daha önce kolaylık olsun diye. Hemen diğer ipimizi pembeye bırakıp hemen iki zincir çekip pembe ipimizi biraz çekelim. Tam ipimiz yerleşsin. Evet. Yine modelimize devam ediyoruz arkadaşlar. Burun kısmına gelince yine kesimlerimizi devam edeceğiz. Burun kısımlarında. Diğer taraflarda ise sağ ve köşelerimizde modelimiz bakın devam ediyor. Sadece burun kısmında. Evet, beyaz rengimize de geçtik arkadaşlar. Beyaz rengimizle de yine burun kısmında kesimimizi yapacağız ve iki sıra öreceğiz. Bu şekilde. Evet, iki sıra örüp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikinci sıramızı da tamamladık. Şimdi yine beyaz ipimizle birlikte karşıya batıyoruz ve kaydırmalı tekniği ile birleştiriyoruz. Diğer rengimizi de bağladık hemen. İyice sabitleyip diğer ipimize de 7 sırada bu ipimizle örüyoruz. Öreceğiz arkadaşlar. Evet, ipimizi biraz çekelim. Tam otursun. Evet. Şimdi modelimize yine kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Ön kısımdan alıyoruz. Yine arka kısımdan alıp trabzan örerek modelimize devam ediyoruz. Bu renk ile yine 7 sıra örüyoruz arkadaşlar. 2 sıra beyaz ördükten sonra dediğim gibi 7 sıra pembemizi tamamladık. Pembeden sonra 2 sıra beyazımızı da tamamladık ve diğer rengimize geçtik. Son aşamalarındayız hemen hemen arkadaşlar. Modelimizin bu rengindeyiz. Evet, 7 sıra bu renkle örelim tekrar. Yine bakın kesimlerimi ön kısımdan devam ettim. Bu arada şeritlerimiz de bu şekilde. Gayet şık ve zarif bir model elde etmiş olacağız arkadaşlar. Evet, 7 sırada bu rengimizle devam edelim ve ipimizi koparmadan pembe ipimize geçip bu defa krokodil modelimize geçeceğiz. Evet, 7 sıra bu şekilde tekrar örelim. Yine şu bağlama noktasına, başlama noktasına gelelim. Orada buluşalım. Evet arkadaşlar, bakın bu renkte de 7 sıramızı tamamladık. Şimdi pembe ipimizi tığımızla iyice sabitleyip krokodilimizin zeminini hazırlayacağız. Evet, şimdi arkadaşlar şuraya batalım. Bakın 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 tığımın üzerine alıp tekrar aynı yuvaya batıp bir trabzan yaptım. Bakın tekrar tığımın arasına tığımın üzerine ipimi aldım. Geçişlerde zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Bakın şu arkadaki ilmeğimi atmıyorum. Diğer ilmeğime batıyorum. İki zincir çekiyorum. Yine aynı yuvaya trabzan yaptım. Tekrar tığımın üzerine aldım. Bakın bir boşluk bırakıp diğer araya batıyorum. İki zincir çekiyorum ve aynı yuvaya tekrar batıyorum. Trabzan olarak. Dediğim gibi geçişlerde zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Şuradaki boşluğu bırakıyorum. Hemen diğer tarafa batıp iki zincir çekiyorum.
ve trabzan yapıyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar dönüp başa gelelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde toplam 18 tane yaptık. Hemen önümdeki şu boşluğa batıp bağladım. Bir zincir çektim, döndüm, aradaki boşluğa battım. Tığımın üzerine aldım. Hemen bakın, şöyle tutup şu boşluğa 5 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 2 tane zincir çekiyorum. Bu defa onun karşıdaki boşluğa batıyorum. Buraya da 5 tane trabzan yapıyorum. 2, pardon, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane trabzanımı yaptım. Bakın, şu V gibi olan boşluğa batıyorum ve bağladım. Tekrar bu şekilde modelimi çeviriyorum. Bakın, yine şu V'nin arasına 5 tane trabzan dolduruyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 2 zincir çektim. Bu defa hemen onun yanındaki boşluğa yine batıp 5 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, yine aynı yere 5. trabzanımı da yaptım. Bakın, önümdeki V'nin arasına batıp bağladım. Yani sık iğne tekniği ile tekrar tığımın üzerine aldım. Yine bakın, ön kısımdaki V'ye batıp 5 tane trabzan dolduracağım. Evet arkadaşlar, krokodil modelimizin birinci aşamasını yaptık. Bu sıramızı bu şekilde dolanıp tekrar gelelim arkadaşlar. İkinci krokodilimizi gösterelim. Pardon arkadaşlar, şimdi fark ettim. Çok özür dilerim. Birinci krokodilimizi yaptıktan sonra hemen şu boşluğa batıyoruz. Yine milim değişmiş. En iyisi ben bu milimle devam edeyim. Çünkü elim çok alışmış bu mile. Bakın, önümüzdeki hemen V'ye batıyoruz arkadaşlar. Ben hemen bir boşluk bırakmadan hemen krokodil yapmışım. Hemen fark ettim. Çok özür dilerim. Tekrar arada bir tane boşluk bırakacağız arkadaşlar. Şimdi ikinci krokodilimizi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tırlarımda her ikisi 2 numara olduğu için sorun olmaz arkadaşlar. Kaldırdım dedim, gene gitti, elim gitti geldi bir bu mide. Evet, 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen önümdeki şu boşluğa V olan yere batıyorum. Tekrar diğer V olanı arasına batıp krokodilimi yapıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde örüp gelelim. Evet arkadaşlar, hemen önümüzdeki boşluğa batıyoruz ve diğer ipimize geçtik. Hemen diğer ipimizi de iyice dibe kadar çekiyoruz. Hemen beyaz ipimize geçtik. Bir zincir çektikten sonra hemen çekelim diğer ipimizi de. O tamamen oturur. Evet arkadaşlar, şimdi 5 tane zincir çekelim.
Tekrar aynı yuvaya batalım. Tekrar tığımın üzerine aldım. Bakın. Hemen önümdeki boşluğa batıyorum. Yine iki zincir çekip batıyorum. Yani ikinci krokodilimizin temelini oluşturuyoruz arkadaşlar. Bakın hemen yapmış olduğum krokodilin arasına batıyorum. İki zincir çekip tekrar aynı yuvaya. Aynı temeldeki başladığımız yöntem ile bu şekilde 18 tane yapacağız arkadaşlar. 18 tane yapıp ikinci krokodilimizi de kuralım. Evet arkadaşlar, geldik. Hemen önümdeki boşluğa battım, bağladım. Bir zincir çektim, geri döndüm, bağladım. Tekrar geri döndüm. Hemen bakın. Aziz Allah şefaat eylesin. Hemen şu iplerimizi hiç sorun etmeyelim arkadaşlar. Modelimizin bitiminde onları saklayacağız. Tekrar çok özür dilerim. 5 defa trabzan yapıyoruz. 5 trabzan yaptıktan sonra 2 zincir çekiyoruz. Bu defa yine karşıki hemen şuraya 5 tane trabzanımızı yapıyoruz. 2 3 4 ve 5. Tekrar araya batıyoruz. Tığımın üzerine alıp tekrar bakın önümdeki şu V'ye 5 tane trabzan yapıyorum. Evet, krokodilimiz bu şekilde arkadaşlar. Ben böyle yaptım. Evet, bu şekilde bakın diğer bitmiş modelimizi de gösterelim arkadaşlar, daha net olur. Bakın her bir boşluklarda geliyor krokodillerimiz. Dilim dönmedi. Evet arkadaşlar, ben bu sırayı 6 defa ördüm. Yani 6 defa krokodil yapmış oldum arkadaşlar. Sizler istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka güzel modeliyle huzurlarınıza gelme çabasındayım. Videolarımı paylaşırsanız sevinirim. Birbirinden güzel yorumlarınız harika. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Kendinize iyi davranın. Kendinize iyi bakın efendim. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Bir başka modeliyle dediğim gibi görüşmek üzere. Şen kalın, hoşça kalın. Ören bacıyla kalın.